Mesih Deccal, beklenen en şerli kimse, Adem Aleyhisselam'dan kıyametin kopmasına kadar olan süre içerisinde yeryüzünde gelecek en büyük fitne. Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini ondan uyarmış ve sakındırmış olmasın. O bir gözü kör olduğu halde yalan ve saptırıcı olarak tanrılık iddia eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, eğer ben aranızda olduğum esnada çıkarsa ona karşı size yeterli olurum. Ancak benim olmadığım zaman da herkes kendini korumakla mesuldür. Onun özelliklerinden biri de kırmızıya çalan bir renginin olması. Kısa ve geniş olan bu adam, saçları alnından çekilmiş bir halde, iki gözü arasında kafir yazısı görünen bir haldedir. O yazıyı okumabilen ve bilmeyen tüm Müslümanlar okur. Onun başka bir özelliği ise sağ gözünün silik olmasıdır. Sanki gözü pörsümüş bir üzüm gibidir. Kısırdır, çocuğu yoktur. Deccal'ın çıkışı büyük kıyamet alametlerinden olup Horasan bölgesinde doğu tarafından çıkacaktır. İsfahan Yahudilerinden 70 bin kişi onu takip edecektir. Daha sonra Şam ve Irak taraflarından geçtikten sonra Mekke ve Medine'ye kötü bir niyet ile kastedecektir. Ancak melekler onu silahlarıyla engellerler. Onun fitnelerinden biri de bir bölgeye gelir de onu tasdik ederse, oranın halkına gökten yağmur yağmasını emreder ve bu şekilde yağmur yağar ve bitkiler bitirir. Öyle ki hayvanlar tıka basa dolar. Kendisini yalanlayan bir topluluğa gelince ise malları elimden çıkmış olarak kupkuru bir halde kalırlar. Onun büyük fitnelerinden biri de müminlerden bir genç daha önceden onu tanıdığı için ve alametlerinden ve sıfatlarından onu bildiği için ona der ki, şahitlik ediyorum ki sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattığı Deccal'sin. Deccal der ki, ne dersiniz? Şimdi bunu öldürüp tekrar dirilsem bu işte bir şüpheye düşer misiniz? Derler ki, hayır, şüphemiz olmaz. Daha sonra onu öldürüp diriltir. Ardından bu genç dirilince şöyle der, daha önceden inandığımdan daha kesin bir şekilde senin Deccal olduğunu biliyorum artık. Deccal bundan sonra onu öldürmek istese de buna gücü yetmez. İşte bu şekilde yeryüzünde dolaşırken İsa aleyhisselam iner ve onu yakalar. Allah'ın düşmanı Deccal, İsa aleyhisselamı görünce tuzun suda eridiği gibi erimeye başlar. Eğer onu bu şekilde bıraksa eriyip ödecektir. Ancak İsa aleyhisselam onu eliyle yakalayıp kan akıtır. Deccal'dan korunmanın, onun fitnesinden sakınmanın bazı yolları vardır. Bunlardan biri İslam'a sarılıp iman ile silahlanmaktır. Allah'ı isimleri ve sıfatlarıyla tanımaktır. Zira bilindiği üzere Allah her türlü ayıp ve eksiklikten uzaktır. Kehf suresinin öncesinden ve sonrasından 10 ayet ezberlemek. Zira kim Kehf suresinin ilk ayetini ezberlerse, başka bir rivayette son ayet de vardır, Deccal'den korunmuş olur. Deccal fitnesinden Allah'a sığınmak, özellikle tahiyyattan sonra namazın sonunda Allah'a sığınmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, sizden biri teşehhütte olursa dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım cehenneme, kabir azabından, yaşamın ve ölümün fitnesinden ve Mesih Deccal'in fitnesinin şerrinden sana sığınırım.